Güncelleme kararı tartışma yaratıp kullanıcılar bir bir kaçmaya başlayınca WhatsApp yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ın son zorunlu güncellemesi tartışılmaya devam ediyor. Mesajlaşma programı için alternatifler gündeme gelirken sosyal medyada kullananların oranı %55 iken Türkiye'de o oran %90. Tüm Türkiye'nin son günlerde konuştuğu bir konu var. WhatsApp'ta neler oluyor? Çok fazla zaman geçmedi daha üzerinden. Bundan daha yaklaşık bir sene önce hayatımız ne kadar düzenli ve ne kadar anlamlıymış. Bunu başımıza gelen bir virüs musibetinden hemen sonra çok daha iyi bir şekilde idrak ettik insanlık olarak. Dünya hızla bir yerlere doğru sürüklenirken insanlık tarihi adeta yeni baştan yazılmak isteniyor. İnsanlık bu tarihi yazarken doğa ana geri kalmıyor ve doğal ve doğal olmayan pek çok afetle karşımıza çıkıyor. Tüm bu karmaşa içinde ise dünya yepyeni bir döneme merhaba dedi. Adeta günümüzün Rönesansı olarak adlandırılabilecek bu dönemin baş aktörleri ise tahmin ettiğiniz gibi yapay zeka ve robotlar. İnsan 2.0 olarak adlandırılan yeni çağın gelişmiş, daha doğrusu geliştirilmiş insanının başına neler neler gelecek, bunları incelediğimiz videomuzun ikincisinde İnsanlığın yönetilebilmesi için çok kıymetli bir değerden bahsediyoruz. Belki çoğumuzun farkında bile olmadığı bir değer hem de. Big Data, yani büyük veri. Günümüzde WhatsApp'ın son kullanıcı sözleşmesine yaptığı yenileme ile tekrar gündeme gelen veri gizliliği acaba başımıza ne gibi dertler açacak? Aslında hepimiz son günlerde meşhur sohbet programı olan WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesinin kullanıcılarının onayını sunmasıyla başladı. O zamana kadar adeta kendilerine yapılanın farkında olmayan milyonlarca kullanıcı bir anda WhatsApp'ın uygulamasını telefondan sildi ve yeni bir uygulamaya geçiş yaptılar. Peki bu geçiş yaptıkları yeni uygulamalar ne kadar güvenliydi, ona bakmadılar. Bunun arasında Telegram var ve Türkiye'den kendi adını oldukça fazlasıyla kabullendirmiş olan Turkcell'in yaptığı VIP var. Aslında WhatsApp, Facebook şirketler grubunun bir ürünü desek yanlış bir ifade yapmamış oluruz. Çünkü Facebook firması daha önce WhatsApp'ı belli bir miktar, milyon dolarlarla ifade edilen miktarlarla satın almış ve bünyesine katmıştı. Oysa bugün kullanmış olduğunuz App Store'da olsun, Google Play'de olsun ya da internet üzerinde olsun, Facebook, Instagram, WhatsApp daha birbirinden farklı 35 tane uygulama aslında Facebook'a ait. Yani Facebook bir firma ve bünyesinde diğer firmaları da büyütmeye devam ediyor. Son yapılan kullanıcı sözleşmesi güncellemesiyle birlikte WhatsApp uygulaması sizden verilerinizi kullanma, üçüncü parti uygulama ve yazılımlarla paylaşma ve bu verilerden analizler yapma izni istedi. İşte asıl Kızılca Kıyamet'in koptuğu nokta da bu oldu. Eğer bunu yapmazsanız 8 Şubat'tan sonra hiçbir şekilde WhatsApp'ı kullanamayacağınızı, WhatsApp'a giriş engelisi olacağını, ancak bu sözleşmeyi kabul edenlerin WhatsApp'ı kullanabileceğini söyledi. Şimdi bakacak olursak günümüzde WhatsApp neredeyse her iş amacımızda kullanılmaktadır. Arkadaşlarımızla konuşurken, ailemizle konuşurken, özel konuşmalar yaparken, sevdiğimizle konuşurken, WhatsApp gruplarına baktığınız zaman iş ortamında özellikle bunlar çok fazla konuşulurken bir anda sizi bir şeye yaptırma haline getirdiler. Aslında bu yaptırımın belli bir sebebi vardı. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından alınan her bir kişinin gizliliği korunmak zorundadır yükümlülüğü ve bunun akabinde de eğer bir internet sitesi ya da bir uygulama bilgileri üçüncü kişilerle ya da üçüncü bir uygulama ile paylaşmak durumundaysa, paylaşıyorsa ya da reklam amaçlı verileri kullanıyorsa bu durumda bunu sözleşmesine eklemek zorunda. Aksi takdirde eklemezse iOS'tan ve Android'in tüm marketlerinden bu uygulamalar tamamen silinecek ve bir daha bu uygulamalara erişim sağlanmayacak. İşte bu karar üzerine Facebook firması, başta WhatsApp olmak üzere Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmelerini yeniledi.
Ama asıl büyük kıyamet WhatsApp'ta koptu. Çünkü WhatsApp'ı herkes kullanıyor. Diğerlerini belki çok fazla kullanan yok ama WhatsApp'ı herkes kullanıyor. Dolayısıyla WhatsApp'ın böyle bir şey yapıyor olması, yani WhatsApp'ın sizin verilerinizi kullanıyor olması zaten bilinen bir şeydi. Sadece bunu yasal bir yükümlülük altına alıyor. Yani bugün herhangi bir yere gittiğinizde WhatsApp'ın sizin verilerinizi kullandığını tespit ettiğinizde bunu mahkemeye verebilir ve gerekli tazminatları alabilirdiniz. Oysa şu an WhatsApp diyor ki ben sizi bu sözleşmeyle bağlıyorum ve sen onay verdiğin için ben bunu kullanıyorum diyor. Dolayısıyla çok büyük bir risk burada göz önüne alınıyor. Bakın çok değil, bundan birkaç sene önce Trump'ın başkanlığı zamanında biliyorsunuz Facebook firması Trump'ı başkan yapabilmek için verilerini birçok firmayla paylaştığını, hatta insanları belli şekilde yönlendirdiğini söyledi. Bu çok da geçmiş tarihte değil. YouTube'da hala da bu Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosu'ndaki Mark Zuckerberg'in yargılanması, daha doğrusu soruşturulması ile ilgili videolar piyasada var. Bunları izleyebilirsiniz. İşte bütün bunlara göre Facebook firmasının bu konudaki duruşu zaten kara bir listedeydi ve kanun da aslında bunun için çıkartılmıştı. This week would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose. Peki gerçekte WhatsApp'ın sizden istediği ne? Şimdi etrafınıza baktığınız zaman çoğu insanın karşılaştığı şöyle bir kelime var. Yahu ben kimim de beni inceliyorlar, beni takip ediyorlar. Benim verilerimi takip etseler ne olur ki? Dediğini duyduğu pek çok insan var. Ama şunu unutmayın. Sizin en mahrem konuşmalarınızı takip ediyor. Paylaştığınız fotoğrafların içeriklerini analiz ediyor. Gönderdiğiniz telefon numaralarını kıyaslıyor ve hatta üçüncü parti bir yazılımla paylaş dediği zaman o yazılımla ilgili ve neden paylaşım yapıldığı ile ilgili genel bir analiz çıkartıyor. Yani siz WhatsApp'tan herhangi bir veriyi paylaş butonuna basarak başka bir uygulamaya atıyorsanız o uygulamanın da verileri risk altına girmiş oluyor. Her gün telefon kullanıyorsunuz. Sabah gözlerinizi açtığınız ilk dakikadan gece yatağınıza yattığınız ve gözlerini kapattığınız son saniyeye kadar belki de telefonla birlikte bir organımızmış gibi yaşıyoruz. Eşiniz, çocuklarınız, patronunuz, iş arkadaşlarınız ve pek çok firma ile WhatsApp üzerinden konuşmalar gerçekleştiriyorsunuz. Eşinize akşam gelirken ne istediğini sordunuz. Akşam ne yemek olduğundan bahsettiniz. Yorgunsunuz. Bundan bahsettiniz ve sebeplerini söylediniz. Çocuğunuzu, okuldaki durumunu ve para ihtiyaçlarını konuştunuz ve diğer ihtiyaçlarından bahsettiniz. Patronunuz da size bütün gün kızmıştı. Onunla ilgili olarak da iş arkadaşlarınızla biraz dedikodu yaptınız. Ve kendinizi haklı gördünüz ve sebeplerinizi anlattınız. İş yerinden çıktınız, evinize gidiyorsunuz. Unutmayın, WhatsApp arka planda çalışmaya devam ediyor. Yani WhatsApp sizin konum bilgilerinize erişmeye devam ediyor. Giderken yolda nerelere uğradınız bunları biliyor. Hatta WhatsApp bu verileri Amazon sunucularında barındırıyor. Yani işten eve giderken bir yerlere uğradığınız zaman, alışveriş yaptığınız zaman da, kredi kartınızı kullandığınızda bu veriler bir şekilde Amazon sunucularına aktarılıyor. Post makineleri tarafından. Yani WhatsApp sizin ne aldığınızı da biliyor. Eve geldiniz. Zaten WhatsApp'ı kurarken mikrofon ve kameraya erişim izni vermiştiniz. Telefon depolama alanına da erişime izin vermişti. Mikrofondan yaptığınız konuşmalar kaydedilirken belli aralıklarla ortamın kamerayla fotoğraflarını da çeken WhatsApp sizi sizden daha iyi tanır hale geliyor. Gece yatıp da telefonunuzu standby adı verilen durağan konuma soktuğunuzda, yani şarjı takıp siz uyuduğunuzda WhatsApp bir anda çalışmaya başlıyor. Daha doğrusu bu sadece WhatsApp'la ilgili bir durum değil. Telefonunuzdaki pek çok uygulama bunu yapıyor. Telefonunuzdaki pek çok uygulama siz telefonunuzu uzun süre konuşmadığınızı, uzun süre kullanmadığınızı tespit ettikleri anda başka yerlere, merkeze veri göndermeye başlıyor. Bir düşünün bakalım, son 5 yıl içerisinde telefonlardan niçin bataryalar çıkartılamaz hale geldi? Bu sorunun cevabını yorumlarda sizlerden bekliyorum. Şimdi ise akıllara tek bir soru var. WhatsApp benim verilerimi ne yapacak? Hadi canım ben o kadar önemli biri değilim. İşte burada yanılıyorsunuz. WhatsApp hiçbir zaman sizi takip etmiyor. Aslında Big Data adı verilen ve dünya üzerinde erişilebilirliği herkesin verileri bir Amazon sunucusunda depolanan bir verinin peşindeler. Böylece büyük veriye ihtiyaç hissettiği anda
erişebiliyor, analiz edebiliyor, istatistiki değerlere ulaşıp ona göre yönlendirmelerini yapabiliyor. Diyelim ki siz 40 yaşında bir mühendissiniz. Metropol denilebilecek bir şehirde üst düzey yöneticisiniz. İşte WhatsApp sizin bu verilerinizle ilgileniyor ve yapılan analizler sonucunda sizin nelere tepki gösterdiğinize bakıyor. Hangi haber sizi sevindiriyor? Hangi paylaşım sizi üzüyor? Nasıl bir paylaşımdan sonra Türklük duygularınız kabarıyor? Nasıl bir fotoğraftan sonra kin ve nefret duygularınız uyanıyor? Bunlar takip ediliyor. Bu adamlar ne yer? Yani 40 ile 50 yaş arasında iyi bir mesleği olan, kültür seviyesi ve ekonomik seviyesi yüksek erkek bireylerin genelinin nelere kızdığı, nelere sevindiği, neler yaptığı ve nereye öfkelendiğini biliyorlar. Bu çok önemli bir veri. Bu aynı zamanda insanoğlunu elinin altında tutabilecek, onları kontrol edebilecek de bir veri. Nasıl bu? Şöyle tarif edeyim size. Mesela insanları bir gecede sokaklara dökmek istiyorlarsa, bu insanların zaten ne tarz bir veriye sinirlendiklerini ve tepki gösterdiklerini biliyorlar. Hatırlarsanız Türkiye'de yaşanan gezi olaylarında bir toplumun isyanı ve başkaldırmasını sağlayan sadece tek bir Facebook gönderisiydi. Ağaçların kesildiğini gösteren tek bir Facebook gönderisiyle tüm Türkiye'nin sokaklara çıktığı günleri unutmadık. Facebook üzerinden tek bir yapılan paylaşımın sonucu buydu. Ama hatırlar mısınız bilmiyorum. Tek bir gece önce her şey süt limanken, her şey günlük gülistanlıkken bir gece sonra yıkılan ülkeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha geçtiğimiz yıl yaşanan zenci bir adamın bir polis tarafından öldürülmesi de Facebook üzerinden yayınlanmadı mı? Tek bir videoyla bütün Amerika Birleşik Devletleri ırkçılık karşısına ayaklanmadı mı? Ve ülke bir karmaşanın içerisine itilmedi mi Covid-19 zamanında? Bu tarz zincirleme reaksiyonlar da çok fazla yapılıyor. Ülkeler ve insanlar üzerinde kontrolün sağlanabilmesi için kontrollü ayaklanmaların yapılması sağlanıyor. Evet, size göre belki sizler bir kişisiniz ama onlar hiçbir zaman sizi bir olarak görmüyor. Siz onların gözünde bir topluluğun bir bireysiniz ve onu temsil etmektesiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bir ürüne para ödemiyorsanız ürün tamamen sizsinizdir. Oysa bugün telefonlarınıza kurulu olarak duran pek çok bedava uygulamanın şirketlerine bakacak olursanız hepsi ilk 100 içerisindeki zengin firmalar olduğunu göreceksiniz. Peki hiç aklınıza gelmedi mi? Ya da hiç bir günden bir güne düşündünüz mü? Bedava olarak kullanılan bir uygulama hiçbir yerden para kazanmazken nasıl oluyor da dünyanın en zengin ilk 10 firması arasına girebiliyor? Bu cevap çok basit. Hepimizin küçümseyerek baktığı aman ne olacak dediği o veriler günümüzde o kadar değerli, o kadar pahalı ki bir yere reklam vereceğiniz zaman araştırma şirketlerine gidip bu reklam nereye verilmesi gerek diye sorduğunuzda size belli başlı billboardları gösterirler. Bunu neden yapıyorlar? Ya da nasıl yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim ben size. Gidiyorlar, o şehirdeki insanların durumuna bakıyorlar. En çok kullandıkları yollara bakıyorlar, en az kullandıkları yollara bakıyorlar. Kendi kitlelerinin hangi yolu tercih ettiğine bakıyorlar ve reklamları ona göre yerleştiriyorlar. İşte, işin bir de kötü tarafı var. Bunu bir ülkede savaş çıkartmak için kullandıklarını düşünsenize. Daha hangi anlamlarda, hangi alanlarda kullanabileceğini de yorumlarda sizlerden bekliyorum. Sırlar Alemi olarak sizlere en güncel videoları iletmeye devam ediyorum. Ancak fark ettiğim üzere abone olmadan videoların izlenme oranı oldukça yüksek. Yani kanalıma abone olmayanların videolarımı izlemesi çok fazla. Ancak sizlerden tek bir ricam var. Hem kanala destek hem de bana destek olabilmeniz için abone olmanız gerekiyor. YouTube'un sözleşmelerinde böyle bir şart var. Dolayısıyla eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu videodan daha fazla kişinin haberdar olması istiyorsanız öncelikle abone olun. Daha sonra videomu beğenip sosyal medyanızda paylaşırsanız hem bana destek olursunuz hem de bizler bu fikirlerimizi çok daha fazla insana iletme şansına erişmiş oluruz.